Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Kanal 52 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Efe Şevcioğlu. Gündemin gelişmeleriyle sizlere önemli bilgiler de vereceğim diyebiliriz haftanın son iş gününde. Dilerseniz haberlere başlayalım. İlk haberle fındıkla başlayalım. Artık biliyorsunuz fındıkta resmi hasat sezonu başlamış idi ve hasat devam ediyor. Hasat devam ederken de üreticilerin aklı da Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çevrildi. Biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi hasat sezonu öncesi fındık alımlarını yapacağı tarihi açıklamış idi. Yavaş yavaş o tarihe doğru gidiyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi resmi olarak açıklamasını yine gerçekleştirdi ve Kurban Bayramı'ndan sonraki alımları yapacağını söylemiş idi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamasına göre 19 Ağustos Pazartesi günü resmen fındık alımları başlayacak. Detayları hep birlikte izleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TMO %50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite kabuklu fındıkları 17 lira, Levant kalite kabuklu fındıkları 16,5 lira, Sivri kalite fındıkları ise 15,5 lira fiyattan satın alacağını açıklamıştı. Erdoğan ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımına başlayacağını da açıklamıştı. TMO'nun bayramdan sonra fındık alımına başlayıp başlamayacağı merak edilirken üreticileri rahatlatan beklenen açıklama geldi. TMO 19 Ağustos Pazartesi günü fındık alımı için randevu vermeye başlayacağını açıklarken ilk fındık alımını da 21 Ağustos'ta Ünye'de yapacak. Ordu'da 6 noktada fındık alımı yapacak olan TMO'nun alım yapacağı yerler ve tarihler ise şöyle. Altınordu 26 Ağustos, Fatsa 26 Ağustos, Ünye 21 Ağustos, Gölköy 9 Ağustos, Akkuş 9 Ağustos, Kumru 9 Ağustos olarak açıklanmıştı. TMO'ya fındık veren üreticilerin ürün bedel ödemeleri en geç 20 gün içerisinde yapılacak. Değerli izleyenler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler göreve gelmesinin ardından hayata geçirdiği ve basın mensuplarıyla buluştuğu toplantılarına bugün bir yenisini daha ekledi. Bu cuma gününde bir toplantı daha gerçekleştirdi. Ordu'da görev yapan basın mensuplarıyla buluştu Başkan Güler ve yapılan çalışmaları ve yeni projeleri basın mensuplarıyla paylaştı. Ordu Spor özelindeki konuyu resmi olarak açıkladım. Biz buraya oyun oynamaya gelmedik, iş yapmaya geldik. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçilmesinin ardından her ay Ordu'da görev yapan basın mensuplarıyla buluşan ve aylık olarak yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ağustos ayının değerlendirme toplantısını düzenledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen aylık istişare ve değerlendirme toplantısında yapılan çalışmalar ve projeler basın mensuplarına sunuldu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hayata geçirdikleri projelerle birlikte Ordu'nun marka değerinin artacağını ifade etti. Her ay yaptıklarımızı sizlerle paylaşıyoruz, sizlerin görüşlerinizi alıyoruz, değerlendiriyoruz. Bizim için çok önemlisiniz siz. Dolayısıyla bu feedbacklerle orduyu yönetiyoruz. Onun için tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkan Mehmet Hilmi Güler, orduda geçmiş dönemde hayata geçirdiği bor karışımından yapılan yolun halen ayakta durduğunu ve bu projenin orduda yaygınlaşacağını ifade etti. Bizim daha evvelden benim bir şeyim var, ilk göz ağrım var, borlu çimento. Bununla ilgili de Ünye Oyak'la görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu borlu çimento yaparsak dünyada yepyeni bir marka ortaya çıkacak. Nasıl ki İsveç çeliği varsa Ordu'nun da borlu çimentosu inşallah yaygın olacak. Ve bu aşınmayan, aşağı yukarı 13 senedir üzerinden dozerler, tırlar geçiyor. En ufak bir aşınma yok. Gidip bakabilirsiniz Ulubey yolunda. Bir kilometre gidiş, bir kilometre geliş. Aynı yerden yaptık ki her şey aynı olsun diye. Asfaltlar değişiyor. Bizim borlu çimentoda en ufacık bir tık yok. Yani bu şimdi %70 de şeye dayanımlı, depreme dayanıklı. Bina da yapabiliyorsunuz. Deniz yapıları da yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili çalışmayı yoğun bir şekilde yapacağız. Gece gündüz yollarımızı betonlayacağız. Evladiyelik yol yapacağız inşallah. Başkan Güler, belde evler konusu üzerinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yapılan dedikodular sebebiyle sitemini dile getirdi. Ordu'daki bütün tartışmaların imarla ilgili olsun olmasın, hangi konuyla olursa olsun hepsinin sebebi birden değişiverdi. Yani bu enteresan bir şey. Ordu çok ilginç bir yer. Biz hangi ciddi ve cesur adımı atıyorsak karşımıza görünmeyen engeller çıkıyor ama hiç mi hiç umursamıyoruz. Hiç mi hiç umursamıyoruz. Vız gelir tırıs gider. Biz doğru gelen işleri yapacağız. Onun için bununla ilgili
dedikodular oluyor, şu oluyor. Zaten adı üstünde dedikodu. Zaten bunu yapanların sayısı çok fazla değil. Ordu bir sevgi şehir. Güler Ordu Spor konusu özelinde de sorulan sorulara cevap verdi. Ordu Spor'la yeni Ordu Spor'un birleşmesi durumunda yaşananları da aktardı. Ordu Spor'un birleşmesi. Ona hepsiyle görüşüldü. Tamam dendi. Ondan sonra birkaç kere fikir değişti. O detayına girmek istemiyorum. Tamam mı? Hatta şöyle söyleyeyim. Hepsi görüşüldü. Bizim açıklamalarımız oldu. Yani bu açıklamalar hepsi gayet net. Ve hatta biz bu noktada çok sevilen bir iş adamını da görüştük. Tamam dendi. Tamam mı? Her defasında. Ve tek bir güç olsun. Çünkü herkesin hakkı olan bir para var burada. Yani Ordu'da amatörlerin de, profesyonellerin de, herkesin hakkı olan bir imkan var. O imkanı biz adil bir şekilde, şeffaf bir şekilde kuralım istedik. Ordu'da hesabı verilemeyen işlerin olduğunu ifade eden Güler, Akkoyun'la Karakoyun'un bundan sonraki süreçte belli olacağını sözlerine ekledi. Herkesin alacağı neyse hepsini tıkır tıkır ödüyoruz. Ama hesabı verilemeyen işler var. Hesabını veremeyen de yakasını bırakmak istemiyor. Tabii. Yani hiç ondan şüphen olmasın. Bak sesim bile değişiyor farkındaysan. Kesinlikle. Hiç. Değerli izleyenler, Kurban Bayramı'nı geride bıraktık ve bayramdan sonraki süreçte de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı diyebiliriz trafikte. Hemen bayramın ertesi günü vatandaşlar yola çıktı. Bazı vatandaşlar da sonrasında yola çıktı. Ordu'da Kurban Bayramı yoğunluğu da yaşandı. Dönüş yolculuğu da vardı vatandaşların. Ciddi araç kuyruklarının oluştuğu bir süreci de yaşadık. Detayları izleyelim. Karadeniz sahil yolunda Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan yoğunluk, trafiğin bir nebze de olsa aksamasına neden oldu. Kurban Bayramı öncesi büyük şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine gelen gurbetçilerin bir kısmı araçlarıyla geri dönüşe başladı. Ordu'da çevre yolu olmasına rağmen şehir merkezlerinden gitmek isteyen sürücüler, trafikte kimi zaman yaklaşık bir saat bekledi. Yoğun bir trafiğin oluştuğu Karadeniz sahil yolunda, özellikle Ordu'dan Samsun istikametine kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşurken, emniyet güçleri de kavşaklarda trafiğin rahatlaması ve olası bir kazanın yaşanmaması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayramın ilk gününden itibaren yaşanan yoğunluğun yaklaşık 4 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor. Yoğunluğu izlediğiniz Kurban Bayramı içerisinde de Allah'tan Ordu'da şöyle bir değerlendirme de yapıldı. Rakamlar ortaya çıkartıldı. Kurban Bayramı sırasında Ordu'da ne yaralamalı ne ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu da tabii ki geçmiş yıllara göre içimizi rahatlatan detaylardan bir tanesiydi. İşte hem geçmişten bugüne hem de bu Kurban Bayramı'nda neler yaşanmış, ne kadar kaza olmuş, hep birlikte bakalım. Ordu'da Kurban Bayramı tatili boyunca il genelindeki trafik kazalarından kaynaklanan yaralanma ve ölüm vakalarında azalma oldu. Ordu Valiliği'nden verilen bilgiye göre polis sorumluluk bölgesinde 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde 54 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 101 kişi yaralandı. 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde ise 25 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 41 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Buna göre yaralamalı trafik kazalarında %53.7, yaralanan kişi sayısında ise %59.4 oranında azalma oldu. Ayrıca Kurban Bayramı tatili boyunca 8.661 araç denetlenirken, kurallara riayet etmeyen 1.396 araç sürücüsüne 421.833 Türk lirası para cezası yazıldı. Ayrıca 97 araç trafikten men edilirken 35 sürücünün belgesi geri alındı. Jandarma sorumluluk bölgesinde 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde 2 ölümlü trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti. 2019 Kurban Bayramı tatilinde il genelinde ölümlü trafik kazası olmadı. 2018 yılı Kurban Bayramı tatilinde 17 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 39 kişi yaralandı. 2019 yılı Kurban Bayramı tatilinde 15 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 41 kişi yaralandı.
yaralamalı trafik kazalarında %12 azalma, yaralanan kişi sayısında ise %5 oranında artış oldu. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, yani ürünlerde hile kullanan firmalara yaklaşık 22.744 Türk Lirası idari yaptırım uygulandı. Toplam 45.488 Türk Lirası para cezası kesildi. Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimleri gerçekleştirildi. Son zamanlarda yapılan denetimlerde farklı iş yerlerinden gıda numuneleri alındı. Alınan bazı numunelerde yapılan analiz sonuçlarının Türk gıda konteksine uygun olmadığı tespit edildi. Uygunsuzluk tespit edilen numuneler pide harcı ve lahmacun harcı olup yapılan analizde karışımın içinde taşlık ve kanatlı eti olduğu analiz raporlarından anlaşıldı. Taklit ve tahşiş yapıldığı anlaşılan karışım için ilgili firmaya her ürün için 22.744 TL idari yaptırım uygulanarak toplam 45.488 TL para cezası verildi. Getirmiştik Ulugöl'ü. Ulugöl'ü 40 bin kişi ziyaret etmişti. Kurban Bayramı'nda yerli yabancı turist olmak üzere bir önemli noktada Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan ve Boztepe ile ulaşımı sağlayan teleferik oldu. Bayram süresi boyunca teleferiği tam 40 bin yolcu kullandı. Bu da önemli bir rakamdı. Detaylara bakalım. Ordu'da Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik Kurban Bayramı'nda yaklaşık 40 bin yolcu taşıdı. Teleferiğe binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ordu'da bulunan ve 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye çıkmak için kullanılan teleferik Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi görüyor. Ordu'da eşsiz manzarasıyla 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezi ve kentin seyir terası olan Boztepe, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların ilgi odağı oldu. On binlerce yerli ve yabancı misafirin akın ettiği Boztepe bu bayram tatilinde de yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Kentin en önemli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe'ye çıkmak için insanlar teleferiği tercih ettiğinden istasyon önünde metrelerce kuyruk oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe, 4 günlük bayram tatilinde on binlerce kişiyi ağırladı. Boztepe'ye ulaşım için kullanılan teleferik, Kurban Bayramı süresince yaklaşık 40 bin yolcu taşıdı. Ve değerli izleyenler, bu haberle Kanal 52 Ana Haber Bülteni'ni ve haftayı noktalıyoruz. Yarın saatleriniz 18.30'u gösterdiğinde hafta sonu gelişmeleriyle tekrardan karşınızda olacağız. Efendim mutlu akşamlar, hoşça kalın.